Hanımlar buyurun. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Finale çok az kaldı. Beyler selam. Merhaba Sedat. Hoş geldiniz. Evet, finale çok az kaldı. Yarın akşam bu saatlerde acaba aramızda kimler olacak veya kim olacak, hangilerimiz eksilecek göreceğiz. Ama ondan önce biliyorsunuz bu cumartesi ısınma, finale hazırlık. Tartışalım bakalım yarım kalan ne konu olmuş. Dün en çok Didem hatırlıyorsun, sen Adnan, Aycan Onur, yaşananlar bunları konuştuk. Ve dedim ki ben en sonunda senin bu yorumun kızlar arasında sanki Didem Aycan'ı kıskanıyor da o yüzden bunu yapıyor dedikodusu çıkardı ya da işte konusu çıkardı. Bir izleyelim bakalım. Bak biz sana ne dedik? Konu hiç alakası yok Aycan'la. Hı hı. Geldi oradan Aycan'a laf sokuyor. Kim? Didem. İçerideydi. Didem odaydı. Ben şey dedim, demek ki bu evde bir konuşmayacaksın dedim. Durduk yere gene eskiyi açtı. Hani ben bazı konularda böyle kesin konuşmuştum ya. Onu açtı. Didem'in ve gülerek alaycı bir tavırla. Ya kızım ben ne diyorum, öleceğim günü bilmiyorum bir tek ben burada. Hayır, ne gereği vardı? Sonra da yani, iyi bir şey mı söylüyorum dedi. Demek ki sen bir yana dedi, böyle düşünüyorsan aynen dedi. Demek ki senin bende kapanmamış Aycan, bir defterin vardı. Didem seni kıskanıyor. Ya o şekilde de zannetmiyorum. İkide bir bana laf sokması şey çok saçma. Bak her olayın ucunda bana dokunduruyor. Ben alanınca da ne diyor biliyor musun? Zeki olan insanlar beni anladı diyor. Ya da anlayabilecek kapasitedeki insanlar beni anladı deyip geçiyor. Ben anlamadım. Bak çok şunu da şuraya yazıyorum. Gidip Adnan'a şunu söylemediyse. Aycan'ın özrünü sahte buluyorum. Demediyse ben de gamlı değilim. Yani. Evet Didem, ne diyeceksin? Adnan'la bu konuyu konuşmadık. Bahsini bile geçirmedim. Çünkü çok lüzumsuz benim için bu mevzu. Hala da öyle lüzumsuz geliyor. Sadece Adnan'ın takıldığı bir şey var. O da Onur'un buna üzülmesi, yanlış anlaması. Onun haricinde Aycan da aslında o kadar tepkili değil ama Rabia'nın gazına geldiğini düşünüyorum. Rabia'nın gazına. Rabia bir şekilde dolduruyor. Çünkü çok komik. Benim yani birini kıskanabilmem için benden çok daha üstün özelliklere i̇şte sahip olabilmesi lazım. İşte senden üstün olduğu için şu anda zaten üstün, kıskanıyorsun. Üstün değil. Demek hayır, sen bunu, öyle bunu sen mi karar veriyorsun? Demek ki öyle görüyorsun ki yaptığın yok, davranışlar doğrultusunda biz orada yorumumuzu peki bunu Rabia'ya faydası ne mesela? Bana bir faydası yok. Bilmiyorum. Bu ara çok enteresan bir şekilde Rabia... Şu birkaç gündür Aycan'a doğru bir şey durumda. Kontratakta. Aycan'la alakalı yok, her şeyde söz sahibi. Yok. Yani yok, Hazal ne diyordu ki? Hazal mesela geçiyordu ya hani savunmaya. Hazal tam tersi çok daha hanım olayları gözlemlemeye başladı. Rabia bu sefer atlıyor Aycan'la alakalı. Alakası bile yok Seda Hanım. Sadece Onur'la olan, konuşmadan sonra Gamze Taşkın'la beraber... Orada sadece Rabia yok. İki kişi de aynı fikirde. Biz sadece fikirlerimizi beyan ettik. Aycan kendi fikrini söyleyebilecek bir kız anlıyorum, ağzı ama, var, dili var. Sen niye o zaman gidiyorsun VTR'nin, her şeye? Anlıyorum ama senin VTR'nden sonra ve belli başlı olaylardan sonra biz bu yorumu yaptık. Onur'la konuşması, Onur'la Adnan'ın arasını bozabileceğini söylemiştik ki dün VTR'lerde gördük. Bizim düşüncelerimiz doğruymuş. Dün senin hakkında birkaç şey daha söylemiştik. Bu takipçi meselesi. Senin takipçilerinin bir hafta buraya varıyor. Sanki oraya... Didem onu kıskanıyor da evet, yapıyor gibi. Neden? Ya Seda Hanım biraz fazla önemsiyorlar bu takipçi, sosyal medya. Ben de bu kadar kişi kulislerde var. Kulislerde dönen bir yazdı, şey. Bunu şöyle, bir amaç eş bulmak. Benim böyle bir şeyle gerçekten işim yok. Benim sayfam da kapalı. Açık konuşmak gerekirse umurumda da değil kimin kaç takipçisi sorusu var. Önemsemiyorum. Tamam, bunlar sizin ilgi alanınıza senin giren konular. Sizin benim ilgi alanıma giren konular buradaki insan ilişkileri. Bana onu mu demiş, bunu demiş. Bak ben onunla ilgili de bir iddia var. O da şu, az önce sen Hazal'a hanım dedin ya, daha hanım duruyor. Evet, bak mesela sanki diğerleri hanım durmuyor gibi. Hazal şu ha, ama bir iddia daha var ki sen Hazal'ı dışarıda dolduruyorsun. Sen de Hazal'ı aynı şekilde yok, öyle yanına öyle çekiyorsun. Yok, öyle doldurmaya çalıştığını düşünüyorum. Hayır canım, biz Didem'le zaten buradan çıktıktan sonra öyle telefonda ay Didem ne yapıyorsun, canım nasılsın falan. Hiç öyle bizim bir hani arkadaşlığımız... Gerek yok ki bütün gün buradasınız. Aynen bütün gün buradayız. Hani öyle dolduruyor diyor. Dışarıda da durmaya çok vaktimiz olmuyor. Bunu söyleyen Rabia bilmem kaç kere artık sayısını ben bile hatırlamıyorum. Gökhan'la bahçeye çıkıp durmadan Gökhan tamam Rabia sus bak bu konuları açma dediği halde defalarca ilişkileri konuşmuş. Defalarca onu bunu çekiştirmiş bir kız. Peki bir şey şimdi, söyleyeceğim. Sen kendi Aycan'la, yaptığını bana nasıl mal ediyorsun Aycan'la böyle bir durumda? Aycan'la olan tartışmadan sonra neden biz hatta de... göz göze geldik. Adnan'a söyleyeceğim bunu evet, bilmesi gerekiyor dedi. Ben söyledim neden zaten. Bilmesi bir şey gerekiyor? Soracağım. Benim dikkatimi çeken bir şey daha var. Siz ikiniz hep yan yana otururdunuz şuraya ya da buraya. Hazal'la seni kastediyorum. Aa, ne olursa olsun haklı haksız yanlış doğru
ayrılmaz ikili gibi birbirinizi savunurdunuz. Aycan'a söz verirdim, Hazal konuşurdu. Hazal'a söz verirdim, Aycan konuşurdu. Ne şimdi şu şekilde Seda Hanım, ben söyleyebilir miyim? Ben Hazal'la ilk başta özel konuştum. Dedim ki Hazal, hani Didem de senin arkadaşım, ben senin dostunum. Ama hani bu benim hatamı senin kabullenip bunu savunucu alanımla gelmiyor. Hani sanki tamam, bugüne kadar hep böyleydiniz. Tam ortada kal. Ne dedim? Didem'e bir şey dedi. Ne bana bir şey dedi. Hani çünkü bu kez Hazal kötü olacak. Biz hani Didem'le atışmalarımız... Yani bir uzaklaşma var gibi aranızda. Asla hiçbir şekilde bir uzaklaşma yok. Şey, aylarla oturmamızın sebebi de... Hani bir tesadüf oluyor. Baktım orası dolmuş. Peki ama tarafa geçtim. Sen Didem'le kavga ederken Hazal şimdi... atlamadı ama ben seninle kavga ederken eskiden hep Hazal atlardı. Mesela Didem'de farklı bir şey var. Hazal'ın ona karşı duyduğu veya yok, ona aslında... karşı... Peki bunda seni geçmiyor. Rahatsız eden bir dakika. Herkes fikrini canım, bu söyleyebilir herkes bu evde Didem. Sen neden böyle? Sen her konuda fikrini söylüyorsun. Onları kapatmaya çalışıyorsun Didemciğim. Biz fikrimizi Sedan söylüyoruz yani burada. Şimdi şöyle bir şey var. Kendi konularınızı çok kapatıyorsunuz abi ya. Sen benim konularım çarşaf çarşaf yani açılıyor. Hı-hı. Ben bilmiyor muyum? Şimdi şöyle bir şey var Seda Hanım. Bu, bunların arasındaki bu muhabbette ben zaten yorumumu yaptım. İkisi birden tartışırken ki bu son... zamanlarda değil, bayağı bir buçuk aydan beri Aycan birileri tartışırken ben sürekli, yani kişisel problemleri olduğu zaman ben sürekli araya girmem. Sadece bu, hani açmak istemiyorum ama yani Rabia'nın zamanında Gökhan Aycan muhabbetlerinde ben artık çok tepki vermeye başladım. Sıkılmışım artık yani. Onu hepimiz veriyoruz, yani. O artık geçti gitti yani, yeter. Onlara öyle çok tepki verdim ama değil, yani Aycan'ın Didem'le mevzusuna ben girip Didem sen nasıl böyle bir şey dedin? Aycan sen de şu, hani neden ben dedim ki aralarındaki problem? Hayır sadece o değil, bak yanlış anladın. Hani Aycan'la herhangi biri tartıştığı zaman. Biz bir yere varamıyoruz galiba burada bu ilişkilerde. Nedir, bir özetleyecek olan var mı? Beyler ya, konuşmak isteyen biri var mı? Nasıl gözüküyor oradan bu durum? Seda Hanım, açıkçası biz erkekler evi olarak bu durumla ilgili bundan önce de konuşulanlarla beraber şu kararı aldık. Kızlarla kendi aralarında olan muhabbetlere pek biz erkekler olarak katılmayıp sadece dinleyici olarak dinleme kararı aldık. Bu evet. Benim yani şu anki benim fikrim ama. Doğru söylüyorsun. Bilmiyorum, herkes de katılıyor mu? Katılıyor. Öyle bir şey yok canım. Ama ya anlamına... sizin evleneceğiniz kadınlar burada. Nasıl öyle bir karar alırsınız? Yok öyle bir şey. Gelinler kesinlikle arasında. Görüşlerinizi merak ediyoruz. Ama bu konuyu toparlayacak, oradan nasıl gözüktüğünü söyleyecek bir haliniz var mı? Yani kızların ilişkileri şu an nasıl? Ne bileyim, gerçekten Rabia, Aycan, Didem'e karşı bir tutum içinde mi, Didem mi onlara karşı yani, bir tutum içinde? Yani ne dönüyor? Niye Seda özür Hanım, diliyorlar ama hayata geçiremiyorlar? Ağızda kalıyor özür, davranışa dökülmüyor. Ne oluyor bitiyor burada? Şimdi bununla ilgili konuşmaya başlasak susmayız çünkü iki gün önce bir arada olanlar şimdi ayrılar. İki gün önce birbirlerine kanlı bıçaklı olanlar şimdi yan yana baş başalar. Şimdi bununla ilgili yorum yapmaya kalkışınca yok, bu yok. Sefer yarın öbür gün neyi çıkacak? Sonra ben özür diliyorum. Ha, anladın mı? Yani Seda Hanım doğru söylüyor Adnan. Burada en büyük problem kadınların tutarsızlığı. Sen yeter ki sen kısmetse.